Tamer Korkmaz. New York Times mı demiştiniz? Kemalizmin sembolü olarak gösteriliyor. Clark Kent'i andırıyor. Sanki takım elbisesinin ardından Superman kostümünü çıkarıp gelecek gibi. Mr. Müttefik yani Ali Koç'a bu satırlarla koltuk çıkıp topa giren New York Times'ın iyi hal kağıdı var mı yok mu? Hele bir bakalım. Haçlı Siyonist cephesinin Amerikan medyasındaki amiral gemisi olarak bilinen gazetenin sütunlarında bu minvalde geçmişten günümüze kısa bir seyahat yapalım. New York Times'ın 8 Mayıs 1960 tarihli nüshasında Adnan Menderes politikasını değiştirmediği takdirde olayların nasıl gelişeceği bilinmez denilerek aba altından sopa gösteriliyordu. Bu yayından sadece 19 gün sonra perde arkasında Amerika'nın yer aldığı 27 Mayıs darbesiyle başvekil Menderes devrildi. Darbe öncesindeki günlerde Menderes'i protesto için sokaklara çıkarılan gençlik örgütlerinin muhtemet elemanları arasında Yalçın Küçük ile Can Kıraç'ın başı çektiğini özellikle burada hatırlayalım. Bu gençleri yürüten derin mekanizma komprador burjuvaziydi. Dahası 27 Mayıs'ın cuntasını yöneten de işte bu dışarıya bağımlı büyük sermayeydi. Onların arkasındaki de Amerikan devletiydi. Yeni başkan müttefikin babası Mr. Smith, haydut devlet Amerika'nın Irak'ı işgalinden 3 ay kadar evvel şöyle konuşuyordu. Irak operasyonu olacaktır en başından beri. Amerika'nın yanında olmalıyız. Çünkü Bush ya bizim tarafımızdasınız ya da değilseniz dedi. Bizim de başka alternatifimiz yok. Milliyet 26 Aralık 2002 Amerika'nın 2003'te Irak'ı işgalinin öncesindeki dönemde New York Times'ın seri şekilde yayınladığı Saddam Hüseyin'in kitle imha silahları hakkındaki yalan haberler işgalin gerekçesini oluşturdu. Irak'ta 1 milyon 200 binden fazla insanın masumun kanları döküldü fevkalade itibarlı bir gazete olan New York Times'ta bu haberleri yapan Judy Miller kitle imha kadını olarak medya tarihine geçti. Ona bu kuyruklu yalan haberleri servis eden de Bush'un yardımcısı Cheney'nin baş danışmanı Lewis Libby'ydi. New York Times uzun menzilli kirli haberlerin gazetesidir. Mesela 2014'te Türkiye IŞİD'den petrol alıyor yalanını pazarlayan bunlardır. O günlerde daha da ileriye gitmişlerdi. Hacı Bayram Camii'ni ve etrafını IŞİD'in merkezi gibi gösteren bir başka yalan haberi üretip kahpeliğin şahikasına çıkmışlardı. New York Times'taki o haberde Ceylan Yeginsu'nun imzası vardı. Judy Miller'ın izinden giden yegin su gazeteciliğe 2008'de Hürriyet Daily News'te başlamıştı. Sem amcasının hürriyeti Hacı Bayram Camii IŞİD'in adam bulma yeri başlığıyla New York Times'ın bu aşağılık yalanına psikolojik harbine eşlik ediyordu. Hürriyet mi? Mr. Müttefik'in başkan seçilme sürecinde en fazla gayret gösteren gazetedir. Fenerbahçe Kongresi'nin ertesi günü beyaz devrim diye başlık attılar. Hürriyet Daily News gazetesinin genel yayın yönetmeni olan Mr. Yetkin, Bilderberg'in dün İtalya'nın Torino kentinde başlayan toplantısına Türkiye'den katılan isimler arasında yer alıyor. Katılımcılardan bir diğeri de yeni başkan Ali'nin, müttefikin, abi Ömer Koç. Müttefikin babası Mr. Smith ise Bilderberg'in 1994'te Helsinki toplantısına katılmıştı. Galatasaray'ın eski başkanlarından Selahattin Beyazıt'la birlikte. Derin Galatasaray diye bilinen kimdi peki? Vehbi Koç'un damadı İnan Kıraç, 27 Mayıs'ın nümayişçilerinden ve TÜSİAD'ın kurucularından Can Kıraç'ın kardeşidir. New York Times'ın iyi hal kağıdı var mı yok mu diye bakıyorduk. Devam edelim. Bu New York Times terör devleti İsrail'in katliamlarını gizlemede en önde gelen gazetelerden birisidir. Tam anlamıyla suç ortağıdır. Bu doğrultuda en güncel haber 4 Haziran'da Yeni Şafak'ta çıktı balinaların ölüm haberlerini bile öldürüldü kelimesiyle veren New York Times, Filistinli hemşire Rezan eline carın katledilmesini, İsrail'in vahşetini gizleyerek Gazze'deki şiddette hayatını kaybetti başlığıyla geçti. Türkiye'deki Amerikan muhiplerinin iliştirilmişlerinin etki ajanlarının yere göğe sığdıramadığı New York Times mı? İşte bu denli utanmazdır, düzenbazdır. İsrail'in masumları katlettiğini akıllarınca gizlemeye, sansürlemeye yeltenenler baş tacı yaptıkları Mr. Müttefike sütunlarında süpermen elbisesi bile giydiriyorlar. Haydut Devlet Amerika'nın İsrail Büyükelçisi David Friedman da abluka altındaki Gazze sınırında yaşanan son katliam hakkında İsrail gerçek mermi kullanmaktan başka ne yapabilirdi ki diyerek terörist İsrail ordusunun gerçekleştirdiği katliamı pişkince ve kahpece savunabiliyor. Friedman mı? Geçenlerde Mescid-i Aksa ve Kubbetu Sahra'nın silindiği fotoğrafın önünde sırıtarak poz veren alçağın ta kendisidir. Her iki terör devletine siyasilerimiz ısrarla dostumuz müttefikimiz falan demeye devam edecekler midir? Tamer Korkmaz, Yeni Şafak.